Sonrası Kadınlar adlı kitabımın son öyküsü Sokakta Yatan Adam. Birçoğumuz kaçıyoruz kendimize doğru. Tek başına kalıp kuytu bir köşede, iki elimiz arasına aldığımız beynimizin yalnızlığındayız. Ne kadar kaçarsak kaçalım, yalnızlık diken gibi her yanımıza batıyor. Acıtıyor, kanatıyor. Geceler uzun, bir türlü bitmiyor. Sabahın küçük bir ışığını umutsuzca beklemek ve son bir sigarayı ucuz içkinin baş döndüren fondüklerinde yatağa uzanıp anlamsızca tavanın boşluğunda hayatın geçmişini aramak tıpkı dramatik bir film şeridi uzunluğunda. Bütün gizemler sanki kapının ardına saklanmış, sonra da birden karşımıza çıkıp tıpkı akvaryumdan fırlayan bir balığın suyunu özlemesi gibi umutlanıyor, sonra da yatağın içinde büzülerek sıcak bir elin uzanmasını bekliyoruz. Her yanımızdan yalnızlık fışkırıyor. Yalnızlık yenilmek midir yaşamak? Pamuk ipliğinin yavaş yavaş aşağı sarkması ve ardından birden dibe çökmesi midir? Yoksa bir kedinin kuşların yenmediği tabağa sinsice yaklaşması mıdır? Sonra da kuşlar gibi uçup gidivermek midir sonsuzluğa? Üşümektir yalnızlık. Buz kesen sokaklarda amasızca yürümek yürümektir. Kalabalığı gören gözlerde kimsecikler yoktur. Kördür. Yalnızca terk ettiğimiz sevdalar beynimizde oradan oraya savrulur durur. Belki de mazimizin gülücüğü kulaklarımızı tırmalar. Acıtır, acıtır. Boşlukta anlamsızca yürüyen bedenimizde önce bir yorgunluk, sonra da kir kaplar. Tırnaklarımız uzamış, işleri hayatın kirleriyle katranlaşmış, simsiyah olmuştur. Su yüzü görmeyen saçlar hayat gibi savruk ve dağınık. Bit yuvasıyla dolu, kaşındırır da kaşındırır. Sabah kahvaltıları, birkaç dilim mandalina ve ucuz şarap. Dostlar ise sokakların uyuz köpekleridir. Ayaz ince bir tişört, yırtık ve kirden parlamış pantolon üstündeki pardösünüzden titreyen bedeni içine doğru süzülür. Kirli pardösünüze sarılırsınız bile, kulaklarınızı kapatamaz ve buz keser. Dokunsanız bile hissedemezsiniz. Ellerinizin çatlakları kızarmış ve kan toplamıştır. Yırtık ve kokuşmuş ayakkabının içinde tırnaklara karışan ayaklarınızın beyaz teni kaybolmuştur. Nereye gideceğini bilemeden hep sıcak bir yuvaya özler durursunuz. Ah o açlık! İşte bütün canların canını yakan, iki lokma uğruna verilen kavgalar ve hiç bitmeyen savaşlar. İki uyuyan köpeğin arasına atılan bir kemiğin ardından gelen dalaşma. Tıpkı kardeşin kardeşliği ve dostluğun dostluğu yok ettiği gibidir. İhanet çoktur sokaklarda. Adam işte tıkı böyle bitikçisine yürüyordu. Havanın ayazındaki sokaklarda. Adı mı? Ne önemi vardı ki? Siz ona Ahmet, Mehmet veya yalnız adam da diyebilirsiniz. Onun bir tek dostu vardı. Yanında gezdirdiği, onun ismini verdiği sokak köpeği. Cılız köpeğin beyaz tüyleri de kirliydi. Açtı, yoruldu, kalın köşesine çöktü. Köpeğine baktı, yalanıyordu. Elindekileri köpeğine uzattı, kafasını çevirdi. Sabahın erken saatlerinde gördüğü lokantanın vitrinde dumanı tüten çorbalara özendi. Köpeğine tekrar baktı. Bir vatandaşın alüminyum kase içinde yanında ekmeğiyle konulan çorbaya sevindi. Bıyık ve sakalı arasında kaybolan, dudaklarıyla gülümseyince gözleri de güldü. Ekmeğini çorbasına bandırıp köpeğine de uzattı. Isınmıştı. Ayağa kalktı. Yürüyünde köpeği de arkasından geliyordu. Kar hızını iyice artırmış, hava gittikçe buz kesiyordu. Yoruldu. Atemin yanındaki boşluğa kendini bıraktığından nefes nefeseydi. Uzunca öksürdü. Gelip geçenlerin acınası bakışlarından yine de utanıyordu. Altına kartonları yerleştirdi, naylon poşetini çıkartıp içine köpeğini de alıp büzülerek bekledi. Kar yine de naylonun üstüne geliyordu. Bedeni gittikçe uyuşuyordu. Bir ara nefessiz kaldı,
naylonunu birden üzerinden fırlattı. Tek çatısı gökyüzüydü. İnsanlar bulanık gözlerin önünden umarsızca kayıp gidiyordu. Kimileri önüne bozuk para, kimisi de elinde yediğini bırakıp gidiyordu. Kadınlara baktı. Birçoğu rıkmış ve yanındaki sevgililerine sımsıkı sarılmıştı. Özenerek izledi. İç geçirdi. Karısını kolunda hayal etti. Tekrar ciğerleri parçalarcasına öksürdü. Köpeği de uyuyordu. Ayaz kanını dondurmuş, uykusunu getirmişti. Daha fazla dayanamadan cılız vücudunu yana devirdi. Gözlerini yumdu, rüyalara daldı. Üzülen vücudu tıpkı bir moloz yığını gibi kardan kaybolmuştu. Köpeği uyanıp havlayınca yoldan geçenler yine umarsızca bakıyordu. İki insan durdu. Biri kadın, diğeri erkekti. Başında beklettiler, hareket yoktu. Köpek sürekli havlıyor, çevresine bir şeyler anlatmak istiyordu. Kadın eğilip karları temizlediğinde titreyen bir adamın vücudunu gördü. İçi sızladı, üzüldü. Yandaki adama dönüp sanırım evsiz diye bildi. Adam da bu kez çömelip yerde yatan, saçı sakalı birbirine karışmış adamı inceledi. O da üzüldü. Kadın nefes alıyor, yüzü donmuş kıpkırmızı dediğinde adam cep telefonuyla 183'ü tuşlayıp karşısına çıkan yetkiliye bulunduğu yerin adresini vererek konuyu anlattı. Beklediler. İnsanlar ise aceleyle koşuşturuyordu. Kadın, bunların sonu genelde hep alkol ya da kumardan sözüne cep telefonu elindeki adam evet dercesine kafasını salladı. Kadın heyecanla anlatmaya devam etti. Benim de kocam çok içerdi. Evlendiğimiz yıllar içkili olduğunu anlamamıştım. Meğerse gençliğinde alkolikmiş, benden gizlemiş. Aslında kocam zeki adamdı. İki dil bilirdi. İşleri de iyiydi. Bir ara içkiyi ne güzel bırakmıştı. Fakat eski bir arkadaşına takılınca sonu iyi olmadı. Adam, çocuğunuz var mıydı? Kadın, iki kızımız oldu. Şimdi onlar büyüdü. Birisi lise son sınıfta, diğeri hukuk fakültesi 3. sınıfta okuyor. Allah bağışlasın. Sonra ne oldu? Bir sormayın. Kocamın işleri de iyiydi. Güzel de para kazanıyordu. Söylediğim gibi arkadaşlarına uyunca artık sabahları bile içki içer hale geldi. İçince kişiliği değişiyordu. Beni ve çocuklarını dövmeye başladı. Patronu da kovunca evimize yiyecek alamayacak hale geldik. Belli bir süre bileziklerimi bozdurup geçinmeye çalıştık. Çöpçü süpürdüklerini çöp kutusuna boşaltıyordu. Köpek ayaklarını temizliyordu. Kadın yerde yatan adamın yüzünde biriken karları temizlerken anlatmaya devam etti. Kocamın içkisine para yetiştiremiyordum. Kazak örüp satmaya çalıştım ama onu da beceremedim. Gün alacak param bile kalmamıştı. Sonunda durumu aileme anlattım. Çocuklarla birlikte onların yanına gittim. Adam, kocanıza ne oldu? Evimizin kirası da birkaç ay birikmişti. Ev sahibine durumu anlattık. Allah'tan adam kiralar istemedi de bizi bağışladı. Evi boşalttık. Kocamın da gidecek yeri yoktu. Akrabalarıyla da arası bozuktu. Kimse onu istemedi. Şimdi nerededir, neler yapıyordur hiç bilmiyorum. İhanet çoktu sokaklarda. Kar hızını artırmıştı. Kadın, adamın üstünde biriken karları temizlerken yüzüne dokundu, kocasına benzetti. Yüreği acıdı. Sosyal hizmetlerin aracından inen doktor, hemşire ve yetkili, yerde yatan adamın yüzünü hep birlikte temizleyip sedyeye aldılar. Adam ölgün gözleriyle gülümseyince kıllarla kaplı yüzündeki buzlar da hareket etmişti. Köpek sedyenin ardınca geliyordu. Kadın sedyeye bakarak yürüyüp uzaklaştıkça gözyaşları da karla birlikte yanaklarından süzülüyordu. 2014 Bursa.